Şahlar dahi yok. Bunun nedeni ne olabilir? Yani binamız bir kere en son teknikle yapıldı. Yani güncel teknikle yapıldı. Kontrolleri çok düzgündü, çok sağlamdı. Yıkılan binaları görüyorsunuz genelde kat kat birikmiş. 99 öncesi bina çok fazla yıkıldı. Özellikle güçlü giriş, zayıf kolon sistemi uygulanan binalar çok fazla yıkıldı. Yani artık mimarların, mühendislerin, jeoloji mühendislerinin artık zeminle binanın entegrasyonunu net bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu net bir şekilde görüldü. Bazı noktalarda gördük ki bir bina ayakta, yan blok tamamen yıkılmış vaziyette. Nasıl bir deprem oldu, nasıl böyle bir yıkım oldu hala bilmiyoruz. Hala şaşkınız. Hala toparlamaya çalışıyoruz. Ya %100 sorumluluğu yoktur diyemem ama sorumluluğun çok az vardır. Şöyle ki yani özellikle 2000, 2007, 2012 döneminden sonra binalar artık çok güncel yönetmeliklerle, denetimlerle artık çok ciddi denetleniyor. Yani beton numuneleri, demirleri sağlam olan binaya mühendis, mimar da bir şey yapamıyor ama işte burada müteahhitlerin belki daha iyi denetlenmesi lazım, sınıfların daha iyi olması lazım. Burada teknik insanların, şantiyelerde şeflerin birebir durması gerekiyor. Bunlar artık açığa çıktı, görünüyor. Yani böyle kağıt üstünde şantiye şefleri, kağıt üstünde müteahhitlikler olmayacak. Yani artık bu dönem bu yıkıntılarla birlikte değişecek. Tabii yani 99 öncesi binalar çok hemen hemen hepsi yıkılmış. 99 depreminden sonra yapılan 2000-2001 yılında yapılan binalar hala güncel ayakta. Onun da nedenini şöyle düşünüyorum. Acı taze olduğu için 99 yılında o dönem yapan arkadaşlar çok daha dikkatli ve titiz davranmış bu işte. Ama 2007-2010 aralığında bir yıkım var. 2012'den sonra çok bina yok yıkılan. Güncel binalar da yıkıldı. Yani 2 yıl önceki yapılan binalar da yıkılan binalar var ama sayı çok az. Yani nedenlerini araştıracağız. Nedenlerini bilmiyoruz. Nasıl yıkıldığını bilmiyoruz.